Evet arkadaşlar, bakın bu gördüğünüz kaplar bitki doku kültürü çalışmalarımızda kullandığımız polipropilen kaplar. Bu kaplar arkadaşlar otoklava dayanıklı, yani işte ısıya dayanıklı, hem kapları hem kapakları. Dolayısıyla medyayı steril etmek için kullanılabilen ve bitki doku kültüründe rahatlıkla kullanılabilen kaplar. Şu öndekiler ise arkadaşlar, bunlar da yine bakın şu altları polipropilen, yani ısıya dayanıklı, otoklavlanabilir. Yalnız bunların kapakları PET arkadaşlar. Bu PET kapaklar ısıya dayanıklı değil. Yani bunları otoklavlayamazsınız, en azından kapaklarını. Şimdi bu şu kültürçeli bu kaplar arkadaşlar genelde işte doku kültürü çalışmalarımın son hallerinde işte kullanıyorum. İç çalışmalardaki de bu küçük şeyleri kullanıyorum efendim, kapları kullanıyorum. Ama şimdi bunların tabii steril edilmesi lazım veya otoklavlanması lazım. Şimdi otoklavlamada şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar bunlarda. Bakın şu anda bunlar gördüğünüz gibi gayet berrak. Cam gibi içerisinde görebildiğiniz kaplar. Yani bunun içinde gelişen bitkiyi rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Yalnız otoklavlamaya başladığınız zaman her otoklavladığınızda bunların arkadaşlar saydamlığı bozuluyor. Yani bir müddet sonra artık içini göremez hale geliyorsunuz. Şurada varsa bir tane göstermeye çalışayım. Bakın bu, yani bu yine iyi durumda ama artık gördüğünüz gibi artık bütün saydamlık neredeyse gitmiş. Dolayısıyla bu kültür şeyle kültür kaplarını otoklavlamak iki açıdan iyi değil. Birincisi açıdan şöyle bir durum da var. Benim otoklavım arkadaşlar 18 litre bir düdüklü tencere. Dolayısıyla bir defa da bu kaplardan sadece 28 tanesini steril edebiliyorum. Bunlardan daha fazla ama dediğim gibi bunları da kapaklarını kullanamıyorum. Ama bakın burada şu anda 9 sıra var. 4 tane 36 tane. Yani demek ki bir sırada 36 tane bakın kültür kabı var. Şimdi UVC ışık altında ne yapacağım? UVC ışığı açacağım şimdi. 15 dakikada buradaki bütün bu kaplar steril olacak. Çünkü polipropilenden UVC'ye geçiyor. İçini steril edebiliyorsunuz. Aynı şekilde bu petlerden de problem olmuyor. Her plastiğin bir UVC'ye karşı bir direnci var ama genellikle geçiriyorlar. Yalnız mesela cam geçiremez. Buradaki mesela cam kavanozda bu şekilde otoklavlamak için kullanamayız. Çünkü camdan arkadaşlar UVC oldukça filtrelenir. O cam kavanozları için uygun değil bu teknik. Şimdi ne yapacağım? UVC'yi açacağım. 15 dakika bu UVC ışığına maruz kalacak bunlar. Ve daha sonra birinci kademe, birinci sıradaki bütün kaplar steril olmuş olacak. Sonra ikinci sırayı dizeceğim üstüne. Bir daha UVC'yi açacağım. Bir 15 dakikada onlar. Sonra 3. sıra, sonra 4. sıra, sonra 5. sıra icabında. Yani böylece 1-1,5 saat içerisinde işte 150-200 tane kültür kabını bir defada steril etmiş olacağım. Daha sonra dediğim gibi düdüklü tencerem 18 litre, 3 litre, 4 litre, 5 litre medya hazırlayabilirim. Ve medyayı bir defada steril edebilirim. Ve gelip bu steril alan içerisinde, laminar airflow içerisinde bu kaplara dökümünü yapacağım. Ve bir tek çalışmada işte 200 tane belki veya 150 tane kültür medyasını hazırlamış olacağım. Bu kaplar, bu küçüklerde de yine aynı şekilde bunları da hem bu şekilde steril edebilirim hem de diğer tekniklerle steril edebilirim. Birazdan o teknikleri de göstereceğim. Bu sterilizasyon için oldukça faydalı bir metot. Hadi şimdi UVC'mizi açalım. Ondan sonra hızlıca kaçalım çünkü UVC zararlıdır arkadaşlar. Kanser olmak istemiyorsak uzun vadede. Evet, kapağımızı kapatalım.
ışığımızı da kapatalım ve UVC açalım. Evet, şu anda gündüz olduğu için çok fazla belli olmuyor ama bu da artık durmamakta fayda var. Şimdi birazdan 15 dakika sonra gelip ikinci sırayı koyacağım ve devam edeceğim.